Alzheimer hastalığı hem ülkemizde hem dünya genelinde çağımızın en önemli sağlık problemlerinin başında gelmekte. Hastalığın altında yatan sebep olarak günümüzdeki bilgilere göre beyinde biriken amiloid ve tau adlı iki tane maddenin birikimini biliyoruz. Bu iki madde birikerek hücreler arasında iletişimi bozmak suretiyle hastalarda tipik olarak gördüğümüz ilerleyici unutkanlık, konuşma bozukluğu, yol bulma, yön bulma, plan yapma gibi fonksiyonlarda gerilemeye sebep oluyorlar. Ülkemizde şu an 800 bin civarında Alzheimer hastası olduğu tahmin edilmekte. Yapılan çalışmalara göre de 65 yaş sınırı için ülkemizde risk %4. Artan nüfusla beraber, yaşayan nüfusla beraber maalesef bizim ülkemizde dünya genelinde birçok ülkede olduğu gibi hasta sayısı giderek artmakta. Ancak hastalığa karşı tamamen çaresiz değiliz. Hastalığın en erken semptomlarından bir tanesi genellikle çok iyi bilindiği üzere unutkanlık. Özellikle 65 yaş sonrası başlayan ilerleyici bir unutkanlık varsa mutlaka aklımıza Alzheimer hastalığı gelmeli. Bunun haricinde konuşurken kelime bulmada zorluk, yol bulmada, yön bulmada zorluk gibi semptomlarla kendini gösterebilir. Bu durumda mutlaka bir nöroloji uzmanına başvurmak gerekir. Biz nörologlar nörolojik muayene ile beraber nöropsikolojik testler yani unutkanlık testleri, MR gibi testler, gerekli görülen durumlarda özellikle erken tanı için amiloid PET ya da özel kan testleri yaparak hastalığı erken dönemde tanıyabiliyoruz. Ve erken dönemde tanıdığımızda da yeni kuşak ilaçlar yani antiamiloid tedavilerle hastalığa karşı çok daha etkin bir koruma sağlayabiliyoruz. 21 Eylül'de ve diğer tüm günlerde Florence Nightingale ailesi olarak Alzheimer hastalarımızın ve hasta yakınlarımızın yanındayız.